Eğitim, bir ülkenin gelişmesi, çağdaş medeniyetlere ulaşmasında en doğru yoldur. Gelecek için çok önceliklidir. Peki sayın milletvekilleri, eğitim alanında ülkemizdeki durum nedir? Bugün sabahtan bu yana dile getirildi. 21 yılda AKP iktidarında 9 Milli Eğitim Bakanı değişti. Bakanların ortalama ömrü 2,5 yıl oldu ve her yeni bakan döneminde bir öncekinin yaptıkları yerle bir edildi. Örneğin dönemin müsteşarı olan mevcut Milli Eğitim Bakanımız daha bir önceki dönemde uygulamaya alınan ve minicik okul öncesi yavrularımızın ihtiyacı olan yemek uygulamasını tasarruf bahanesiyle kaldırdı sayın arkadaşlarım. Hatta okul öncesi eğitim ücretsiz olacak diyen yine bir önceki bakanın tersine okul öncesi eğitime katkı payı getirildi. Selefinin ve Cumhurbaşkanı'nın mülakatların kaldırılacağına yönelik seçim öncesi vaatlerini yok saydı, mülakat gibi mülakat yapacağız diyerek bugüne kadar partizanca Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarının doldurulduğunu da itiraf etmiş oldu. Bu örnekleri arttırabiliriz. Bunlar çok değil, sadece bir yıl içinde yaşananlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eğitim alanında başarısız olduk sözleri bir itiraf olarak hafızalarımızda. 21 yıllık dönemde eğitim sistemi bilerek ve isteyerek siyasallaştırıldı, dinselleştirildi ve iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirildi. Dindar ve kindar nesiller yetiştirmek için eğitim araçsallaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tecrübeli ve nitelikli kadroları yok edildi. Eğitimin niteliği her geçen gün azaldı, piyasacı eğitim anlayışı hakim oldu, kamusal ve parasız eğitimden uzaklaşıldı, nitelikli eğitim özel okullardan satın alınır hale geldi. Eğitimin niteliğini en nesnel gösterge olarak uluslararası araştırmalardan anlayabiliriz. Çok yeni açıklanan 2023 PISA araştırması sonuçlarına göre Türkiye okuma becerilerinde 2003 yılında 35. iken 2022 yılında 36. matematikte 33. iken bugün itibariyle 39. fen alanında ise 33. iken 34. olmuştur. Sayın Bakan, sayın iktidar milletvekilleri, iktidar olduğunuz 2003'e göre her kademede geriye gitmiş olmanın başarı neresindedir? Buyurun açıklayın bize.